Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve ETS'ye yeni bir etkinlik geldi. Muhakkak görmüşsünüzdür. Bir gün sonrasında hemen videosunu çekiyor olacağız. Zaten hani geldiği gün çekiyorum. Ertesi gün yayınlıyorum biliyorsunuz. Ben videoları sabah saat 10'da yayınlıyorum. O yüzden Perşembe günü geldi. Cuma günü siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Şöyle söyleyelim. Cenova Köprüsü inşa edeceğiz arkadaşlar. Genel olarak World of Truck hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Yani oyunu içindeki profilinize çevrim içi bağlantı var biliyorsunuz orada yeşil yazıyla hani profile tıklamadan önce sağ tarafta kalıyor. Onu World of Trucks hesabınıza bağlamanız gerekiyor. Onun için de oyununuzun orijinal olması gerekiyor. Aksi takdirde o hesabı bağlayamıyorsunuz. O hesabı bağladıktan sonra görevler geliyor. 6x2 şeklinde yani 6 görev köprünün bir bölümü, 6 görev köprünün diğer bölümü. O da nasıl geçiyor? Hatta şuraya ben penceremizi açmıştım. Doğu Köprüsü 6 tane yük taşınacak. Bir de Batı Köprüsü var. Oraya da 6 tane yük taşınacak. Yani bir yerden bir yere yük götürüyorsunuz. Köprü inşaatından da başka yere yük götürüyorsunuz falan böyle. Hani inşaat malzemelerini, çıkan taşları, kumları başka bir yere götürüyorsunuz. Döküyorsunuz hesabında yani. Daha henüz multiplayer'e güncelleme gelmediği için multiplayer oynayamıyoruz bunu. Multiplayer de oynanabilecekti aslında ama gelmediği için oynayamıyoruz. Modla oynuyoruz bizden. Ford F-Max modumuz var. Ben Torino'dayım. Torino'dan Cenova'ya doğru. Şurada zaten bakın. Şirket ismi belli. SRL Est yazıyor. CDE SRL Est ve CDE SRL Ovis. Şu iki bölümü birleştirme olayı var arkadaşlar. Buradaki köprüyü tamamlayacağız. Biz de Torino'dan Cenova'ya doğru yük taşıyacağız. Belli başlı şehirler var. Sadece oralardan yük alabiliyorsunuz. Torino, Milan, Verona, Suzzara, Parma, Bologna, Floransa ve Livorno şehirlerinden sadece yükler çıkıyor ve harici sözleşmelerde görebiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Harici sözleşmelerde şöyle mesela en başta var. Yükü Transinet'ten alıyorsunuz. CDE, SRL, Ovest'e teslim ediyorsunuz. Ya da bu tam tersi işte olabiliyor. Buradan alıyorsunuz. Onun için de Cenova'ya gitmeniz gerekiyor. Cenova'dan başka bir şirkete götürüp teslim ediyorsunuz. 6-6 toplamda 12 tane yük taşımanız gerekiyor. Karşılığında ne veriyor? Hemen onları da ben sizlere söyleyeyim. Kişisel hedef her depoya depodan en az 6 teslimatın bireysel oyuncu katkıları. O oyuncuya kişisel bir World of Trucks, Archivements ve müthiş bir yeni bir ETS2. Şimdi Türkçe'ye çevirdiğim için saçma oluyor biraz. Yeni bir ETS2 kamyon Terra Construction boya. Yani tırlar için bir tane boya verecek. Ve Steam Envanter öğesi kazandıracakmış arkadaşlar. Yani yapmak zorunda değilsiniz. Yapsanız da ne olur. Zaman geçirirsiniz. Bu tarz işler genelde güzel oluyor. Zevkli oluyor ama 90 hız sınırı var işte. 90 üstüne çıkamıyorsunuz maalesef. Şöyle biz çalıştıralım aracımızı. Gidelim hemen. Yakında zaten şirket. Oradan yükümüzü alacağız. Ondan sonra götürüp teslim edeceğiz. Autoloader yanlış hatırlamıyorsam. Bildiğiniz kepçe yani. Kepçe taşıyacağız. O yüzden F-Max'e oynamak istedim. Böyle Türk bayrağı falan her şeyi taktım buraya. Birazcık hata var onda bayrağın içine girip çıkıyor ama. Sıkıntı değil çok da. Şirketimiz burası. Buradan hemen Dorse'mizi alacağız. Bizim yük arkada. Evet. Yükümüz bu. Biz bunu taşıyacağız, götüreceğiz, köprü inşaatına bırakacağız. Gittiğimiz zaman da köprü inşaatının orayı görmüş olacaksınız sizler de. Ben bir sıfır kamerasıyla gidip baktım. Güzel bir alan yapmışlar böyle, çalışma şantiye alanı olmuş. Orayı götürüp bırakacağız. Daha önceden de biliyorsunuz ATS'de yapmıştık bu tarz bir görev. ATS'ye gelmişti. ATS'ye böyle bir görev gelmişti. Kapanan bir yol vardı. O yolu açmak için uğraşmıştık. Hatta onun videosunu çekmiştim ben. Kanalda onun videosu var. Hatta o zaman multiplayer aktifti.
Multiplayer'da oynamıştım. Çok inanılmaz bir yoğunluk vardı böyle. Çok kalabalıktı orası. Yani ATS'nin en yoğun zamanlarından birisiydi. Biliyorsunuz ATS Multiplayer hep boş. Bomboş yani. 500 kişilik serverda 20 kişi 30 kişi anca oluyor. Çok uzun bir rotamız yok. 166 kilometrelik bir rotamız olacak ama 90 hız sınırı olduğu için çok fazla böyle yardırıp gidemiyorsunuz tabii. Ve çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz görevlerde F7 çekemezsiniz. Kaza yapmamanız gerekiyor. Daha doğrusu kaza şöyle, takla atmamanız gerekiyor. Takla attığınız zaman sıfır kamerası çalışmıyor bunda. Işınlanamazsınız. Herhangi bir garaja ışınlanamazsınız. Sırtınızda yük var zaten. Işınlanma hakkınız yok. F7 çekemezsiniz. Görev iptal oluyor. Yani sıfırdan o yaptığınız görevi yapmanız gerekiyor. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor bu tarz görevlerde. Aracımız otomatik. Otomatik kullanıyorum. Rahat rahat güzel bir sefer yapmak istiyorum. Hatta bu videoyu çektikten sonra ben öbür kanala da bu ya bu görevleri tamamlamak istiyorum ben aslında. Öbür kanala da böyle güzel videolar çekebilirim bu görevlerle ilgili. Böyle seri halinde gelebilir. Serinin birisi ana kanalımızda olur. Hilmi Şahin kanalımızda olur. Diğer serilerde simülasyon driver olan ikinci kanalımızda olur. Ama söylediğim gibi bu görevi eğer yapacaksanız World of Trucks hesabınızın olması gerekiyor. Yani oyununuzun orijinal olması gerekiyor. Ondan sonra World of Trucks hesabınıza bağlayabilirsiniz. Şunu da açalım, kaç kilometre kaldığını falan görürüz. 165 kilometrelik bir yolumuz var. F-Max'in camları açılıyordu. Evet. Ama sesini birazcık... Lan oğlum geçiyorduk. Birazcık sesi kısmak istiyorum cam açıkken. Fazla ses geliyor çünkü. Evet, devam. Normalde 2 gün üst üste ETS çekmemeye çalışıyorum. Ama işte böyle bir görev geldiği için öyle denk geldi. Bir önceki videomuzda ETS'de biliyorsunuz Muğla, Fethiye, işte Köyceğiz yolları falan vardı. Onunla ilgili video çekmiştik. Yapıştır. Otomatik geçiş yok. Daha henüz F-Max'in sesi tam güncellenmedi mi acaba ya? Korna tamam, EVR'nin sesi. F-Max biliyorsunuz EVR'nin sesiyle çalışıyordu. Kendi içerisinde geliyor yani. Ama çok da böyle olmamış gibi. Şöyle bir yazıya bakmak istiyorum. Önemli bir detay var mı? Yani en başta her şeyi anlattım zaten. Toplamda 1 milyon teslimat yapılacak. Hani biz 12 tane
yapacağız ama hani dünya genelinde World of Tracks hesabı bağlı olanlara eğer bu görevleri yaparlarsa toplamda 1 milyon teslimat yapılacak. 1 milyon teslimattan sonra görev tamamlanmış oluyor. Bu tarz etkinlikler güzel oluyor ya ETS'de. Benim hoşuma gidiyor şahsen. Şöyle hız sabitleyeyim. Sürekli 90'a gelince şey yapıyor çünkü. İbre bir yükseliyor bir düşüyor. Bir yükseliyor bir düşüyor. Devam. İşte bu tarz yolda çalışmalar falan da görebiliyorsunuz tabi. Sizi farklı yollara falan da yönlendirebiliyor bazen. Böyle 90'a kadar çıkalım yine sabitleyelim hızı. Keşke direksiyonun bir tuşuna hız sabitlemeyi atasaydım ya. Unuttum onu. Hiç boş tuş yok ama en azından birine yapardık ya. Şöyle tamamdır. 90'a sabitledim. Devam. Çektim ayağımı gazdan. O artık kafasına göre takılsın. Hızı iptal edene kadar. Tam vakit geçirmelik oluyor bu tarz görevler. Görevi tamamladığınız zaman da Steam envanterinize falan ufak böyle hediyeler eklenebiliyor. Daha önceden güzel hediyeler geliyordu. Ama şimdi pek öyle hediyeler gelmiyor. Önceden ne güzel hani kabin aksesuarı geliyordu. Yanında boyası geliyordu. Birkaç tane böyle kullanabileceğiniz şeyler geliyordu ama artık pek vermiyorlar o tarz şeyleri. Dayı çabuk geç. Solumdaki çabuk geç. Yoksa ana dönüş varmış. Boşuna geçtik. Evet, Cenova'ya doğru dönüyoruz biz. Yani bir aksilik olmazsa öbür kanala da bunun görevlerini çekmek istiyorum. Belki hepsini çekemem ama elimden geldiğince çekmek istiyorum. Bir ara yapıyordum öbür kanala görevleri. Hatta bir iki videosunu attım böyle. Başka görevler vardı. Geçen sene falan tabii bu söylediğim benim. Başka görevler vardı. Multiplayer o zaman aktifti. Multiplayer de yapıyordum. Multiplayer'de çok fazla sığır var maalesef. Görev yaptığınızı biliyorlar çünkü dorseler belli. Görev yaptığınızı biliyorlar, gelip yatırıyorlardı. Takla attırıyorlardı falan böyle. Çünkü takla attırdığı zaman görev iptal oluyor, biliyor yani, o deniyorlar. Bir kere öyle başıma geldi, ondan sonra girmedim bir daha o görevi. O görevi yapmamıştım. Ama bir iki videosunu paylaşmıştım. O zaman da yarışlara tır taşıyorduk böyle. Şey tırlar vardı. Yarış tırları falan vardı böyle. O tırları taşıyorduk, özel dorseleri vardı onların. Evet. Bu arada az bir yolumuz kaldı. Buradan bize yol veriyor. Oyuna zaten 380 MB falan bir güncelleme geldi. Bununla alakalıydı o güncelleme. Geçenlerde Mayıs'ın sonlarında falan durmuşlar zaten bu görevi ama bir hafta sonra falan gelir diyorlardı. Tam bir tarih yoktu. Tam da bugüne denk geldi. Yani bugün ayın kaçı? 4'ü. Bugün ayın 4'ü 4 Haziran'a denk geldi. Siz bu videoyu 5 Haziran'da izliyor olacaksınız. Tam ne kadar süresi var? Onu bilmiyorum. Yazıyor mu? Görmedim öyle bir yazı ama herhalde yani 1 milyon hedefi var. 1 milyon hedef tamamlandıktan sonra görevler sona erecek. Yani bir an önce yaparsanız sizler de hem eğlenirsiniz hem de Steam envanter öğenize eklenmiş olur.
Şimdi ben bu görevi yapıyorum ama bununla ilgili tabii bir de fotoğraf çekmem lazım. Şu şantiyeye geliyoruz şimdi. Şantiyeye geldiğimiz zaman da orada bir fotoğraf çekmek istiyorum. Videomuzun bir kapak fotoğrafı olsun bununla ilgili. Evet, teslimat noktamız burası. Buradaki tünel falan kapalı. Tünelden köprüye bağlayacak sanırım görevler tamamlanınca. Şimdi bizim teslimat noktamız burası. Şöyle yapacağım. Ben şurada bir kapak fotoğrafı çekmek istiyorum. Şuraya şöyle teslim etmeden. Arkadaşlar şöyle bir videoyu ben bir duraklatıyorum burada. Hemen bir fotoğrafı da çekeyim. Ondan sonra beraber teslim edeceğiz yine. Evet, ben fotoğrafımı aldım. Şimdi yükümüzü teslim edebiliriz. Şöyle gerideydi teslimat noktamız. Oraya doğru geri geri gelelim. Şurası sağ taraf. Evet. T'ye bastık. Dorsal ayakları söküldü. O animasyon da varmış bak, bunu bilmiyordum. Çünkü ilk defa yapıyorum. Köprü animasyonunu görüyoruz. Süper. Vallahi çok güzel. Evet. İlk teslimatımızı yaptık. Bak, görevlerden toplam 45 tane teslim etmişim daha önceki geçmiş senelerdeki görevlerde falan. Şimdi devam et diyoruz. Evet, bakın. East Depo bölümüne bir tane teslim ettik. Toplam 6 teslimat yapacağız. Bir de ekstradan West Depo bölümü var. Oraya da 6 tane teslimat yaptıktan sonra operasyon tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şöyle sür diyelim tekrar. Ha. Buradan da yük alıyorsunuz. Burada da neredeydi o? Ha. Dorsayı teslim ettik biz. Buradan da yük alıyorsunuz. Buradan da işte çıkan hani molozları vesaireleri hani götürüp başka yere teslim ediyorsunuz. O şekilde de görevler var. Onu da yapabilirsiniz. Onu da ya, yani buradan da yük aldığınız zaman, yani buraya geldiniz illa bir şehre dönmenize gerek yok. Buraya geldiniz, teslimat yaptınız. Buradan da yük alıp hop götürüp başka bir yere teslim edip görevi ikinciye yapmış olabiliyorsunuz yani. İkinci görevi de tamamlamış oluyorsunuz bu şekilde. İlla yani buraya geldiniz, bıraktınız, boş bir şekilde tekrar geldiğiniz şehre dönüp oradan yeniden yük bulmaya çalışmanıza gerek kalmıyor arkadaşlar. Evet, yeni görevlerimiz hayırlı olsun. Söylediğim gibi yani ne zaman bitecek herhangi bir bilgim yok. Her depo için 500 bin teslimat gerektirir diyor. Yani 500 bin bir depo, 500 bin öbür depo, yani doğu ve batı ayaklarıyla alakalı toplamda 1 milyon teslimat yapılacak ama bizim görevimiz 6-6, toplam 12. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.